Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugün sizlerle yepyeni bir tutorial daha beraberiz. Bugün artık biraz 3 boyuttan bir şeyler göstereyim dedim. Dünya nasıl yapılır onu göstereceğim. Element plugin'i lazım size. Şimdi element plugin'iniz var. Bir tane kompozit açtık. Ondan sonra sağ tık yapıyoruz. Ne diyoruz? Soyut açıyoruz. Siyah renkli olsun. Element'i atıyoruz bunun içine. Dünya yapmak için second setup diyoruz. Buradan ardından create bir tane daire oluşturuyoruz. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Her türlü topa zaten arkadaşlar zaten kalitesi bayağı şey oluyor. Ondan sonra buraya için default deyin ve açıklamada size vereceğim linkten arkadaşlar. Şöyle bu fotoğrafı yükleyin, internetten bulun ben onu. Dünyamız geldi. Şimdi parlaklığı falan biraz arttırabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü aya var gördüğünüz gibi. Ve diğerlerine yükleme yapmanıza gerek yok fotoğraf. Bundan okey dediniz. Şimdi dünya eğer çok küçük yaparsınız dünyayı. Gördüğünüz gibi büyük, küçük. Şuradan ayarlayabilirsiniz. Videodaki hareketleri nasıl yapıyoruz dersiniz arkadaşlar. Rotation'lar. Gördüğünüz gibi dünyayı döndürüyorsunuz her tarafı istediğiniz gibi. Keyframe'lerle yapıyoruz bunu. Dünyanın boyutunu gösterdik. Pozisyonunu ayarlıyoruz. Sağ, sol. Komple her şeyi böyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar bunları kullanacaksınız zaten. Sadece şuraya yeterli oluyor. Kullanmak için. Örnek yaptık. Şöyle bir hareket yaptıralım. Y'de dönsün örnek. Şöyle dünyamız dönüyor gördüğünüz gibi. Bunu ayrı olarak örnek kullanacaksınız. Yani bunu ayrı bir video olarak kullanıp render almak istiyorsunuz. Transparan bir render almanız lazım ki arka plan siyah olmasın. Composite Enter Render Queue. Buradan Luses'e geliyorsunuz. Buradan QuickTime'i seçip RGB artı alfa Apple OS'dır. Şunu seçin. Buradan da Apple'ı seçin. Ondan sonra render alırsanız bu şekilde arkası da transparan olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dünya bu şekilde yapılıyordu. Başka videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz tutorialları yazın.